Vallahi biz de bu yüzden davullu zurnalı bir kutlama yaptık. Neden diyecek olursanız Sayın Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar söyleyip de dile getirip de çıkmadığı bir şey olmadı. Mutlaka bunun altında da bir gerçekçilik vardır. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin lafına inanaraktan, sözlerine inanaraktan bunu en erken kutlama olarak da biz kutlama yaptık. Şırdan tavaya girdi. Tabii. Sevinci de şırdan tavaya girdi, oynuyor. Ayrıyeten şöyle bir şey de var. Bu Kozan'ın il olması durumunda hani 100. yıla 100 tane ille sloganıyla girildiği için biz 100'ü 10'la çarpıyoruz. İl olduğu ilk gün burada 1000 kişilik yemeği bedava dağıtacağız. Ben doğma büyüme buralıyım, Kozanlıyım, Adanalıyım. Şu an üniversitede okuyorum. 2. sınıfım, bilgisayar teknolojileri okuyorum. Senelerden beri Kozan'dayım. Kozan'ın il olması hepimiz açısından daha iyi oldu tabii ki de. Hem üniversite öğrencileri olsun, hem seyahat olsun, hem okuma imkanı olsun. Bunun için bir onur. İl olursa peki bir genç olarak neler söylemek istersin? İl olursa daha çok imkan sağlanacağını düşünüyorum Kozan için. Daha büyük AVM'ler açılabilir. Öğrenciler bakımından daha iyi olabilir. Yani ne bileyim, dışarıdan gelen öğrenciler için daha cazip, otantik, cazip bir mekan, bir yer haline dönüşebilir. Tabii Bahçeli'ye teşekkür ediyorum ben, Genel Başkan'a, Milliyetçi Hareket Partisi. Böyle bir konuyu gündeme getirdiği için. Kozan, Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kozan il merkezi. Maraşal Fevzi Çakmak Kozan Milletvekili, 1926'da ilçeye, kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var bizim. Onun için il hakkımızı talep ediyoruz. Daha önce de biz bir kitapçık hazırladık 2011 yılında. Bu yeni bir çaba değil. Kent Konseyi ile beraber, Kozan halkıyla beraber, siyasilerimizle beraber bunu gündeme taşımıştık. Bu kitapçığı tüm milletvekillerimize, meclise gönderdik. Hatta Kozan'ın meşhur portakalıyla beraber hala beklentimiz devam ediyor. Gündem oldukça biz tekrar yeniliyoruz, sıcak tutuyoruz. Kozan gerçekten coğrafi olarak da, fiziki olarak da, nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe burası. Peki Sayın Beyli, Tufan Beyli, daha önce Kadirli Osmanlı sancağı bağlı bir kaza orası da, Aladağ, böyle bir coğrafya. Zaten şu anda Kozan, bu dediğim özellikle Toros Dağları'nın ilçelerin il merkezi gibi işlev görüyor. Sanayisi Kozan'a geliyorlar, ticareti Kozan'da, alışverişi Kozan'dan yapıyorlar. Yani düşünün, Tufanbeyli'den Kozan'a 120 kilometre, buradan Adana'ya bir 100 kilometre. Yani gidiş geliş 500 kilometre yolu gidip geliyor bir meselesi için vilayette. Onun için de gerekli, bence daha iyi yönetilir. Kozan daha iyi büyür. Hatta şunu söylemek istiyorum. Yani adil da olmak lazım. Kadirli Osmaniye 5. 6. derecede teşvik alıyor. Ama Kozan'ın da organize sanayi bölgesi var. Maalesef bundan yararlanamıyoruz. Büyük yatırımcı Kozan'a gelemiyor. O yüzden de ekonomimiz istediğimiz gibi gelişmiyor.
turizm istediğim gelişmiyor. Yani bunlar açısından da Kozan'ın iyi olması gerekli. Bence hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Kozan halkının da yüreği var zaten. O yüreklerine inanıyorum ben. İnşallah Kozan iyi olacak diye bekliyoruz.